Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Yeni bir Artı Eksi programıyla bugün de karşınızdayız. Eğitim diyoruz, yaşam diyoruz. Normalde pazar günleri birlikte olurduk ama bu haftaya özel cumartesi günü sizlerin evine misafir olalım istedik. Bugün çok önemli bir konuyu ele alıp değerlendireceğiz. Bilim insanlarının beyni anlama yolculuğunu her fırsatta bilim insanlarıyla bu programda ele alıp değerlendiriyoruz. O yolculuğa biraz çıkartacağız sizleri. Otizm, şizofreni, Parkinson, Alzheimer gibi nörolojik beyin hastalıkları, özellikle beyinsel hastalıkların tedavisinin ve önceden tanılanması adına bilim insanları yoğun çalışmalar yapıyor. Ciddi bütçeler ayırıyor bu manadaki çalışmalara. ABD her fırsatta vurguluyoruz. Barack Obama'nın da özel bir ilgisi ve bütçesi söz konusu. Türkiye bunun neresinde? Türkiye bu alanda neler yapıyor? Bunu konuşacağız, bunu ele alıp değerlendireceğiz. Biraz ayağının tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir hocamızla bu çalışmaları orada yerinde görüp Türkiye'de de bu çalışmaların ortağı olan bir üniversitenin şu an temsilcisiyle konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden kıymetli hocam Profesör Doktor Selahattin Gültekin. Ayağının tozuyla dedim hocam çünkü yeni geldiniz. Hatta 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde iki kere gidip gelme durumu oldu. Bir ekibinize gittiniz, bir de parlamentoda, kongrede bir sunum yaptınız. Türkiye'yi anlattınız. Türkiye bu alanda neler yapıyor beyin çalışmaları bağlamında? Amerika'nın gelişmiş ülkeleri neresinde? Ortaklıklarınızdan biraz konuştunuz, bahsettiniz. Bunları konuşacağız. Değerli seyircilerimiz, Selahattin Hocam'ın ezber bozan bir çıkışı da oldu son dönemlerde, basına da yansıdı. Bunu biraz kendisine soracağım. Hocam diyor ki, beyin sadece tıp dünyasını ilgilendirmiyor diyor. Bunu mühendislik ve fen bilimlerini de aynı zamanda ilgilendiriyor dedi. Aslında bunu söylerken de multidisipliner işbirliğinin günümüzde kaçınılmaz olduğunu aslında anlatmaya çalışıyor hocamız. Hocam isterseniz direkt buradan başlayalım ama yönetmenim Ayşe Özdemir de ekranlara getirecek. Sosyal medya üzerinden sorularınızı alacağız değerli seyirciler. Hocama ben samimiyetle buradan iletmeye çalışacağım fırsat buldukça sorularınızı. Diyelim ezber bozan bir açıklama. Aslında bilimin geldiği nokta itibariyle bu tarz işbirlikleri, bu tarz evlilikler kaçınılmaz değil mi hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Evet, çok doğru. Yani ben şunu söylemiştim ve bayağı da ses getirmişti. Yani beyin nörologları tıp insanlarda bırakılacak kadar basit değil. Çok komplike bir şey. Zaten çok problemler çok karmaşık olduğu zaman da o problemleri çözmek için çok yönlü bakış açıları gerekti. Orada tıp mensubu arkadaşlarımız olabilir, mühendisler olabilir, efendim psikologlar olabilir, hatta felsefeden arkadaşlarımız olabilir, güzel sanatlardan olabilir. Çünkü çok yönlü bir problemi çözerken her türlü bakış açısına ihtiyaç vardır. Ben bunu derken orayı kastetmişim. Yoksa evet, hani birisinin diğerinden üstün olması veya bıraksın bize bıraksın bu alanı değil. Hayır, tabii ki. Öyle bir şey bahis konusu olamaz zaten. Yani öyle de anlaşılmadı zaten. Evet. Bunun multidisipliner bir çalışma olduğunu, beyin çalışmalardan onu özellikle söylemek istedim. Çünkü çok karmaşık bir şey var. Anlaşılır gibi değil. Olaylar oluyor ama nasıl olduğunu çoğu zaman bilemiyorsun. Beynin çeşitli bölgelerindeki şeyleri biliyorsunuz. Yani şu bölge şuraya, şu bölge şuraya etki ediyor. Etki ediyor. Fakat onlar arasındaki o connection dediğimiz bağlantılar, o taşınım, oradaki elektriksel akımların hangi şeylerden, faktörlerden etkilendiğini kesin olarak bilmemiz mümkün değil şu anda. Ancak yapılan şeylerde, çalışmalarda mesela EEG dediğimiz bir cihazla beyindeki bütün o elektriksel aktiviteleri
kaydedebiliyoruz. Fakat o elektrisel aktiviteleri kaydederken de bunun çeşitli şekillerde analiz edilmesi lazım. Evet. Bu analizleri yaparken de hakikaten çok komplike bir matematik ve ona bağlı olarak da bir algoritma kullanılıyor. Mühendislik burada mı devreye giriyor hocam? Tamam. Evet, mühendislik burada devreye giriyor. Yani elimizde data olduktan sonra, veri olduktan sonra o verileri çeşitli şekillerde değerlendirmek lazım. Yani şöyle düşünelim. Mesela bir yığın veri var elinizde, orada duruyor. Herkes oraya şey yapabilir, o veriden faydalanabilir. Ama o verilerin işlenme şekli mühendislikte farklıdır. Öbür tarafta daha farklı. Çünkü sizin neye baktığınız, veri olmakla beraber neye baktığınız çok önemli orada. İşte biz mesela o sinyalleri almak suretiyle, elektrik sinyallerini, EEG'leri daha doğrusu, onu analiz etmek suretiyle, orada mesela elektrotlar arasındaki veya o elektrotları, o herhangi bir X elektrodu alalım, oradaki entropinin, yani bir düzensizlik var tabii. Onu belki... Bunun çalışmasını da yapıyorsunuz değil mi hocam? Siz böyle bir çalışmanız ve ABD'de bunu sundunuz. Tabii tabii. Bizim yani şimdi fırsat olursa onu söyleriz. Yani bizim EEG'lerden çıkardığımız mesela normal bir grup hastamız var. Ondan sonra bipolar olan hastalar var. Ve majör depresyonlu olan hastalar var. Biz bunların EEG'leri bize hastaneden verildi. Evet. O veriler analiz edilmek suretiyle bunların şeylerindeki, beyinlerindeki entropiyi ölçmeye çalışıyoruz. Bu entropiyi ölçerken de mesela normal insanlardaki entropi dediğimiz düzensizlik bir olayı vardır. Entropi düzensizlik veya kaybolan informasyona tekabül ediyor. Onu burada... Bu size ait bir terim ama kimyaya. Doğru mu? Ya mühendislikte, yani mühendislik. Genel olarak ekonomide de kullanılıyor, her tarafta. Entropi düzensizlik demek. Evet. Yani hani ben şunları böyle karıştırırsam entropisi artıyor. Bunları bir araya getirirsem entropisi azalıyor. Mesela hoca içeri girdiği zaman öğrenciler hep böyle toparlanırlar. Evet. Bu entropi azaldı demek. Hoca dışarı çıktığında bunlar koy veriyorlar, boşalıyorlar. O zaman entropi artmış oluyor. Yani kainat hep böyle çalışır. Kainatta da bir şeyi kendi başına bıraktığınız zaman entropi artıyor. Biz bu, hangisini seviyoruz hocam? Yerine göre değişiyor herhalde. Entropi, düzensizliği mi seviyoruz, düzeni mi? Hayır, düzensizliğin, bakın yani düzensizliğin içerisinde de bir düzen var. Evet. Onu kabul etmek lazım. Öyle başıboş değil. Statistiksel olarak onlar arasında da muazzam bir bağıntı var. Ama yani kainatta bir şey kendi başına meydana geliyorsa, dışarıdan yardım olmadan meydana geliyorsa bu entropinin artması, bu termodinamiğin ikinci kanunun bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Devamlı olarak da kainattaki olaylar kendiliğinden oluştuğu için çoğu, yani küçük subsistemleri çıkaralım, entropi artıyor. Dolayısıyla kainatın entropisi devamlı olarak artıyor. Bir düzensizlik var, dolayısıyla bir genişleme var. Şimdi bu düzensizlik nereye kadar gidecek dediğimizde, ben şöyle termodinamiksel olarak şöyle bağlıyorum. Bunun hesaplarını, matematiğini falan yapabiliriz. Öyle bir an gelecek ki artık o entropinin düzensizliği artık kainat bunu kaldırmayacaktır. Ve dolayısıyla bir yerde bizim kıyamet dediğimiz şey termodinamiksel olarak öyle olacak. Şimdi dönelim. Aslında bir düzen var fakat zaman zaman biz o düzene çomak sokuyoruz. Belki düzensizlik haline dönüyoruz. Belki. Yani bazen anlamadığımız bir düzene düzensiz diyoruz. Evet. Halbuki onun içerisinde de bir hakikaten kainatta öyle güzel bir düzen var ki bize dışarıdan baktığınız zaman düzensiz gözüken şeyler orada muazzam bir düzen içerisinde. Şimdi beyine dönelim eğer arzu ederseniz bu parantezi açtıktan sonra. Buyurun. Şimdi bu biraz evvel söylediğim gibi normal hastalarda majör depresyonda olanlarda ve bipolarlarda entropileri ölçüyoruz. Ölçtükten sonra tabii gruplar var. Bu gruplarda bakıyoruz ki mesela normal insanlardaki entropi gerek herhangi bir elektrotta gerekse bütün elektrotların ortalamasını alarak şeye takıldıktan sonra normal insanlardaki entropi daha düşük. Fakat bipolara gittiğiniz zaman artıyor. Major depresyona gittiğiniz zaman artıyor. Ama çok önemli bir şey var. Normal insanlarda iki elektrot
elektrot arasındaki entropi daha fazla değişiyor. Öbürlerinde daha kompakt, daha yakın birbirine. Orada bir problem olduğunu görüyorsun zaten. Çünkü majör depresyonda ve şeyde bir yerden öbür tarafa gittiğiniz zaman fazla bir değişiklik göremiyorsun. Halbuki normalde insanın beyninde her tarafın kendine göre bir hususiyeti var, bir özelliği var. Ben bir yerden bir yere gittiğim zaman bayağı değişiklikler olması lazım. Normal insanda bunu görüyoruz ama öbürlerinde biz bunu göremiyoruz. Bu matematiksel olarak bizim ortaya koyduğumuz ve fiziksel olarak da bunu anlattığımız bir şey. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? O siz duygu yoğunluğu ve karmaşasını, o düzensizlik olarak bahsettiğiniz hali fotoğraflıyor, görüntülüyorsunuz. Doğru değil mi hocam? O cihazlarla kullandığınız, böyle mi ölçülüyorsunuz? Evet, yani onu da yapabiliyorsun ama biz bunu matematiksel olarak dijital rakamlarla ortaya koyuyoruz ki hani mühendislikte esas şudur, yani ben böyle hissediyorum, ben böyle gördüm, yok. Adam diyor ki göster bana, rakam göstermen lazım, grafik göstermen lazım ve o grafiğin öbüründen üstün olması lazım gibi şeyler. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Şimdi buyurun. Dikkat ederseniz mesela bunu söylerken ben şunu söyledim. Hastaneden bize bilgiler geliyor. Şimdi hastanedeki bilgileri bizim mensubu arkadaşlarımız alıyorlar. Biz bunları analiz ettikten sonra tekrar onlarla oturup bu şey yapıyoruz, münakaşasını yapıyoruz. Bakın şöyle şöyle bulduk, bizim açıklamamız böyle ama tıbben siz buna ne diyorsunuz diye onların da fikirlerini alıyoruz. Bir örnek vereyim, multidisipliner dediğimiz şeyde. Mesela bizim üniversitede bizim bir nöro görüntüleme grubumuz var. O grubun içerisinde kimya mühendisi var, bilgisayar mühendisi var, medikal mühendisi mühendisi var, psikiyatr var, psikolog var, nörolog var, efendim listeyi uzatabilirim, yani biyomühendis var. Böyle bakın bir tek grubun içerisinde bunların hepsini bir araya koyabiliyoruz. Grup dediğiniz zaten multidisiplin dediğimizde işte bu arkadaşlardan meydana gelmiş olan bir şey. Sizin göremediğiniz öbürü görebiliyor. Bir virgül koyayım hocam burada. Genelde bu tarz çalışmalara Türk bilim insanları da aslında çok alışkın değil. Değil mi? Maalesef. Mesela zorlandığınız durumlar oluyor. Zorlandığımız oluyor. Şöyle oluyor. Hatta yakın arkadaşlarımızdan da böyle bir şey oluyor. Ya yani acaba gibilerden, yani siz niye karışıyorsunuz? Veya öyle demiyorlar ama. Yani bu bize ait gibilerden ama kime ait diye bir şey yok. Bir sahiplenme oluyor. Bilimde öyle bir şey yok. Bilimde yani herkesin bir katkısı var. Sizi bir yere getirirsiniz, üzerine birileri gelir bir tuğla gayet koyar. Tabii. Değil mi hocam? Benim baktığım açıdan başka birisi başka açıdan bakar, başka bir şey getirir. Ama aynı şeydir. Ekstra bilgi geliyor oraya. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef bu tip şeylerde henüz daha emekleme devresi diyebiliriz. Yolun başında mıyız hocam? Onun yani biraz gayret etmeye çalışıyoruz. Yani ben yurt dışından kesin Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra filan bulunduğum üniversitelerde hep bunu empoze etmişimdir, hep çalışmışımdır. Yavaş yavaş da anlaşılıyor. Çünkü problemler karmaşık olunca bir kişi veya bir gruba mensup olan insanlar çözemiyor. Çok çeşitli branştaki insanların bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla buna yavaş yavaş alışıyoruz. Çok eskiden basit problemler vardı. Bir kişi bir kimyacı alır, bir fizikçi bilmem neydi. Bunu götürebiliyor. Şimdi yapamıyoruz bunu. Çünkü bir kere bazen cihazları falan kullanmamız lazım. Bazen matematik kullanmamız lazım. Ve çıkan şeyleri analiz ederken de o husustaki ihtisas yapmış olan insanların bilgilerini falan da kullanmamız lazım. Böyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde bilimin gitmesi lazım. Ve biz hakikaten bunu zaten dünya da bu şekilde gidiyor. Yani ben hani biraz evvel söylediniz siz Amerikan Kongresi'ne gidin. Orada gördüklerimizle bakıyorsunuz bir liste konuluyor. Sunumun sonunda her türlü insan, NASA'daki adam da var. Efendim bilmem falanca hastanedeki adam da var. MIT'deki, Harvard'daki profesörler de, mühendisler de var veya fenciler de var. Bilim böyle ilerlemesi lazım. Peki. Böyle gidiyoruz. Hocamı dinleyeceğiz. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Beyin Haritalamaları ve Tedavi Derneği dünya uluslararası bağlamda çalışan bir dernek. Beyni haritalandırmanın peşinde. Hocalarımız da Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği'ni kurdu. Aynı zamanda Selahattin Gültekin hocam da bu derneğin
Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamız, Başkanı Selahattin Hocam da Başkan Yardımcısı. Hocam aslında bir hedefinizde buraya da geleceğiz ama zaten Amerika'da katıldığınız 20 Nisan'da katıldığınız beyin haritalama günü. Siz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bu alışkanlığı yerleştirmek için mücadelenizi sürdüğünü biliyorum. Önümüzdeki dönemlerde ve aylarda da bir ziyaret yapacaksınız. Bugünü meclise kutlanma bir anlamda onları yanınıza, özellikle o gücü de yanınıza almak istiyorsunuz ama Türkiye bu hala bunu dinleyeceğim sizden. Bireysel gayretler hala biraz daha önde gidiyor değil mi? O grup çalışmaları bu noktada çok da başarı, artık bireysel çalışmalarla başarı elde edebilmek çok da mümkün gözükmüyor. İşte biraz evvel de ben onu söyledim. Hı. Yani problemler karmaşık olduğunda artık bir tek kişi bireysel çalışmalar fazla bir sonuç vermiyor. Mutlak surette grup halinde, grup derken şunu kastediyorum. Çeşitli disiplinlerdeki insanların, evet, bir araya gelmesini kastediyorum. Bunlar bir araya gelip ve çalışması lazım. Ancak kompleks problemler bu şekilde çözülebiliyor. Biraz evvel söylediğiniz o hani Türkiye'de kurmuş olduğumuz beyin haritalama ve tedavi, evet, derneğini. Hakikaten bu çok ilk defa Türkiye'de yani bu alanda bir şey yapılıyor. Bu da bizim üniversitenin şeyle inisiyatifiyle ve tabii Amerika'daki ortaklarımız da vardı. Stratejik var. Amerika'da var, Avustralya'da var, İsrail'de var, efendim Dubai'de var. Dünya bunun peşinden koşuyor. Dünya zaten bunun peşinden koşuyor. Şimdi Amerika'da kurulan bir SBMT denilen Society of Brain Mapping and Therapeutics diye biz onun Türkiye ayağını kurduk ve dolayısıyla gerekli olan yerlerden izinleri aldık. Bunun bir yönetim kurulu var, bir kurucular şeyi var, genel kuruculardan meydana gelmiş olan üyelerimiz var bizim. Resmen bunun kuruluşunu yaptık ve bitti bu. Şimdi bunun amacı şu. Şimdi Amerika'da bu beyin haritalama ve tedavi şeyi çok iyi oturmuş vaziyette gidiyor. Tabii bilinmeyen dünya kadar şey var. Ve buna Obama 2013 yılında 100 milyonluk bir bütçe ayırdı. Dedi ki beyin haritalamaya çok önem vereceksiniz. Ben 100 milyonla başlayalım. Ondan sonra tabii özel şirketlerin devreye girmesi lazım. Ve 5 senedir de Amerikan Kongresi'nde beyin haritalama ve tedavi günü denilen 20 Nisan'a tekabül eden bir tarihte o günü yaparlar. O Amerikan Kongresi'nde 20 Nisan'da, mesela bu sene 20 Nisan'da olan şeyde dünyanın her tarafından bilim adamları gelir. Çoğu Amerika'nın içerisinden gelmekle beraber çeşitli ülkelerden vardı benim yani katıldığım şeyde. Davet üzerinde gidersin. Çünkü çok sıkı şeylerden geçmek suretiyle girip orada mesela ben Türkiye ile ilgili Brain Initiative dediğimiz şeyi oradaki hazır bulunan insanlara, parlamenterler var, diğer bilim adamları var, NASA'dan gelenler var vesaire filan. Müteşebbisler var bu alanda. Müteşebbisler var tabii. Öyle hem de nasıl müteşebbisler? Yani müteşebbiste bulunmak için, çünkü hocam bu bunun ötesinde bir pasta da var burada. Bunu da söylemek lazım. Fazla bir şey. Düşünsenize Türkiye'de ilaç şirketlerinden geliyorlar. Hı-hı. Mesela dinliyorlar. Acaba bu adamlar neyin neresinde? Biz buna bağlı olarak nasıl ilaçlar şey yapabiliriz? Veya medikal cihazlar. Medikal cihazlar gayet tabii. Yani ilaç şirketleri derken genel olarak bu tip şeyleri kastediyorum. Ve orada bu beşincisi yapıldı bu. Henüz daha Türkiye'de bu oturmuş değil. Dolayısıyla biz galiba Mart'ın sonundaydı bu bizim derneği kurduğumuzda, beyin haritalama derneği Türkiye'nin. Biraz evvel siz söylediğiniz Nevzat Hoca'nın da başını çektiği. Biz şimdi Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'de de böyle bir gün yapmayı, belli bir yılın belli bir gününde diyeceğiz ki nasıl mesela 14 Mart Tıp Bayramı'dır mesela. Evet. Bu artık son derece güzel bir şekilde oturmuş, veya falanca günler işte mühendislik günüdür diye. Bir de mecliste
ki böyle bir gün tertip edilecek. Orada Türkiye'deki veya dünyadaki beyin haritalama çalışmaları ile ilgili siyasilere ve ilgili kişilere raporlar verilecek. Gelip dinleyeceklerdir. Neyin nasıl gittiğini filan. Ve böylece onları da işin içine katınca bu sefer ne değişecek? Tabii olay değişiyor. Çünkü belli bir bütçe ayrılması lazım bu şeyler için, araştırmalar için. Bu sefer o bütçe miktarı artınca araştırmalar çok daha büyük bir ivme kazanacaktır. Yani burada hem özel şirketleri hem de hükümeti hem de siyasileri işin içine katmakta büyük yarar var. Biz bunu yapmayı düşünürüz ve zannediyorum Nevzat hocamız şeyle konuşmuş, ilgili arkadaşlarla parlamentoda konuşmuş. Hı hı. Biz Haziran'ın başında bir grup parlamentoya gideceğiz. Kendilerine bir rapor sunacağız ve böyle bir günü de sabitleştirip geleceğiz. Ondan sonra da herkes, tabii bu Büyük Millet Meclisi'ndeki gün derken bu ille Türkler orada olacak değil. Yani uluslararası mı olacak? Uluslararası olacak. Siz nasıl gittiniz Amerika'ya? Tabii aynen öyle. Türkiye'den. Bir de şunu söyleyeyim. Bu ilk açılışa, ilk gün yani tespit ettiğimiz ilk buluşmaya biz hem Amerikan parlamentosundan bir iki parlamenteri çağıracak. Orada önce olanların. Mesela Profesör Dr. Harris vardır. Andy Harris. O Amerikan parlamentosunda işi almış yürümüş yani. O şey yapıyor, liderlik yapıyor bu hususta. Dolayısıyla onu çağıracağız. Bir de Dünya Beyin Haritalama ve Göndereme Derneği Başkanı Dr. Babek vardır, Babek Katip. Onu da çağırmayı düşünüyoruz. Giderken hani sadece Türk arkadaşlardan değil, böylece uluslararası da hakikaten ehemmiyet kazanmış olan ve bu işlerin yıllarca içerisinde olan insanları da götürüp daha da böyle İyi bir sunumla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işin içine çekmek istiyoruz. Buna benzer bir çalışma, evet Türkiye'de bunlar kesinlikle yapılıyor olması gerekiyor. En azından Türkiye'de söz sahibi kesimlerin sizin yanınızda destekçi olması ve bu çalışmaların siyaset üstü olduğunu aslında anlatabiliyor olmak gerekiyor. Ve meclisi almak demek Türkiye'yi yanınıza almak demek, bilim insanlarını, müteşebbisleri, uluslararası arenadaki bu alanda lokomotif isimleri yanınıza almak demek. Bu da sizin yolunuzu aslında Türkiye adına, insanlık adına. İnsanlık adına. Bütün mesele orada. Bakın şunu söyleyeyim. Ben yani nereye bakarsanız bakın mutlak surette şu veya bu şekilde bir bu tip hastalıklarda muzdarip olan aileler vardır. Bu parlamentoda da böyledir. Bu bakanlıklarda da böyledir. Bu dışarıdaki kameraman arkadaşların ailelerinde de belki böyledir. Ateş düştüğü yeri yakmasın değil mi hocam? Hepimiz ilgilenmesin. Dolayısıyla bu öyle bir şey ki herkesi ilgilendiren bir şey. Ve sonra yarın bize ne olacağını hiç bilemiyoruz. Ya yani yaşandığımız zaman öyle bir an gelecek ki Alzheimer'den işte diğer bazı şeylerden belki hiçbir şey hatırlamayacağız. İşte bütün bunlara bir çare bulunmaya çalışılıyor. Ha, yarın olacak mı onu hiç kimse bilemez. Bu bir araştırmadır. Ama netice itibariyle bir yerden başlamamız lazım. Yapılan bazı çalışmalar var. Yok değil yani. Sıfır değil ama bu ivmeyi artırmamız icap ediyor. Yani diyelim ki 5 liralık bir araştırma yapıyorsanız hadi bunu 50'ye çıkaralım, 10 kat artıralım. Ne kadar çok araştırma olursa o kadar da çok netice çıkacak. Sadece yani dokul bakmamamız lazım. Uluslararası işbirliği burada önemli. Mesela biz burada bu araştırmalar ve projeleri yazarken mesela TÜBİTAK'a biz bir proje yazacaksak aynı zamanda bizim ortağımız olan Amerika'daki bizim karşıtımız olan arkadaşlar onlar da National Health Institution denilen yani onların sağlık şeyine bakanlığına ve enstitülerde de o projenin bir kısmını da onlar vereceklerdi. Yani bir ayağını biz yapacağız, bir ayağını öbür tarafta veya buna benzer efendim mesela Dubai'de, Orta Doğu'da olabilir, İsrail'de olabilir, Avustralya var, Çin mesela işin içine önümüzdeki sene bu şey toplantısı Çin'de olacak 2017 evet. Sebebete toplantısı Çin'de olacak.
Görülen o ki bir seferberlik başlatılmış dünya başlatılmış. Şimdi Çin işin içine, Amerika işin içine geldiği zaman, hatta Rusya'dan gelenler vardı Amerika'daki o toplantıda, Sibirya bölgesinden gelen vardı. Onlar da entropi ile ilgili çok enteresan çalışmalar falan yapıyorlarmış. Bize dediler ki, bize de sizin üniversiteye gelelim, sizin yaptıklarınızı yerinde görelim, nasıl analiz yapıyorsunuz falan. Olur dedik, onu zamana bıraktık. Yani daha şimdi yeni geldiğimiz için biz bunu bu şekilde söylüyoruz. Ama bütün dünyada, bütün dünyada böyle bir seferberlik var. Şimdi artık, şimdi belli bir yaşa geldikten sonra maalesef arazlar beyinde çıkmaya başlıyor. İstesen de istemesen de kaçınılmaz oluyor. Acaba hani şunu yapın, işte kilo verin, şunu verin, güzel de şimdi onun ötesinde eğer böyle bir şeyle, hani Alzheimer dediğimiz hastalık zaten belli bir yaştan sonra gelen şeylerdir. Acaba onu nasıl şey yapabiliriz? Veyahut da ortaya çıktıktan sonra bunun bir hani çalışan çalışmaların neticesi olarak bir yere getirebilecek miyiz? Acaba bunu geriletir mi? Veya durdurabilir miyiz? Veyahut da geciktirebilir miyiz? Geciktirirse nasıl bir hızla geciktirebiliriz? Koruyucu anlamda bir şeyler yapılıyor. Evet. Olması gerekiyor. Hocam bir virgül koyup şunu söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Birinci Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 3 gündür. Bugün 3. günü üniversitenize devam ediyor. Bir kısmına katılma şansım oldu. Bir katılımcı şundan bahsetti. Dedi ki, biraz önce dedik ya, birçok şey aslında bizi bekliyor. Evet, ve yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Stres en büyük nedenlerden, etkenlerden biri bu tarz hastalıklarda. Evet. Strese maruz kalan kişilerin aslında beyninin bir bölgesinin küçüldüğü, uyaranlara kapalı olması, depresyona girmesi, bu küçülmenin de tekrar, bu böyle bir bilgi aktarıldı ama teyit edebilirsiniz değerli bizi takip eden kişiler. Ve bu beyin küçülmesinin aslında tekrar büyüyemeyeceği ve ileride de Alzheimer gibi ciddi problemleri beraberine getireceğinden bahsetti. Evet. Maalesef günümüzde birçok şeye maruz kalabiliyoruz hocam. Bunlardan kendimizi koruyamıyoruz. Belki bunlar için bir şeyler yapabileceksiniz. Evet, yani sizin o söylediğiniz olaya irreversible deniliyor buna. Yani tek yön, one way gidiş gibi bir şeydir. Evet. Küçüldü mü onu bir daha geri getirmek mümkün değil. Şimdi tabii stresin... Pozitif olmak lazım bu arada. Pozitif düşünmek lazım. Ya tabii çok samimi olarak söyleyeyim. Biz hep böyle ya iyi olalım, pozitif olalım, dert etmeyelim derken insanın fıtratında, yapısında her ne kadar bunu söylersen söyle, belki yetişme tarzımız filan, belki bir iki dakika düşünürsün böyle, sonra tekrar eski moduna dönüyorsun. Ama o iki dakika götürüyor hocam, neler götürüyor belki de o stres, iki dakikalık bir stres ya. Ya stres her zaman zararlıdır, onu söyleyeyim ben. Yani çünkü hakikaten vücudun kimyasındaki, vücudun kimyasal reaksiyonlarını çok felaket derecede tetikliyor. İyi veya kötü şeklinde demiyorum ama hep kötü yönde tetikliyor. Olmaması gereken reaksiyon hızları oluşuyor. Evet. Efendim mesela bir filtrasyon falan varsa strese girdiğiniz zaman filtrasyon doğru dürüst olmuyor. Kan basıncında değişiklikler. Yani düşünebiliyor musun? Çomak sokuyorsun. Doğru dürüst çalışan bir sistemin içerisine sen bir şey soktun. İşte o stres. Dolayısıyla o beyni de küçültüyor. O başka arazlara falan da sebep oluyor. Yani o arkadaşın söylediği, ben dinlemedim onu. Mutlak surette bir gerçek tarafı var. Yani stresin hiçbir zaman bize iyi olduğunu kimse söylememiştir. Yani ben böyle bir şey duymadım. Çalışanlar da bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Şimdi tabii o büyük millet meclisi günlerine eğer dönersek biz, bu hakikaten bir ses getirecektir. Diğer üniversiteler de bu işin içine katılırlarsa filan, bu beyin araştırmalarındaki momentum ve grubun genişlemesi çok daha kolay olacaktır. Çünkü projelere alabileceğimiz destek artmış olacak. Ve dolayısıyla da bizim yani asıl hedefimiz, acaba bu komplike olan beyin hastalıklarına, mental illness denilen şeylere nasıl bir çare bulunabilir? Biz mühendis olarak dediğim şekilde beyindeki entropileri ölçmek suretiyle bazı neticelere varabiliyoruz. Ama bunun ne kadar ileride faydalı olabileceğini, ama hiç olmasa bazı
şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gelen bir hastanın beyin şeyini EEG'sini ölçmek suretiyle ve onun entropisini ölçmek suretiyle muhtemelen diyebilirim dersek bu budur. Bence hocam ben şöyle yorumluyorum. Tabii yıllardır burada sizin gibi kıymetli hocalarımızı misafir ediyoruz. Bilimsel çalışmaları, akademik çalışmaları konuşuyoruz. Bilimsel bağlamda atılan her şey tohumdur ama ne zaman filizleneceğini bilemeyiz. Bilemez. Bakın bu belki 5 yıllık bir... Tabii ben size bir örnek vereyim. 1953 yılında İngiltere'de bir kimya laboratuvarında bir madde keşfediliyor. Kloroflor kloroflor karbonları etkileyen bir molekül buluyorlar. O arada yayına gönderiliyor o molekül ve diyorlar ki ne bu yani? Bu da Royal Society'nin Journal'ına gönderiyorlar. Bu çok prestijli bir şey. Orada yayınlanıyor. Bir sürü insan buna şey yapıyor, karşı çıkıyor. Bu ne ya diyorlar. Yani bu nerede kullanılacak filan? 1953. 1970'lere gelince bir bakıyorlar ki ozon tabakası deliniyor. Ozon tabakası delinince niye ta oralarda oluyor bu? Tabii ozon tabakasının delinmesi demek o yüksek enerjili ultraviyole ışınlardan ta yeryüzüne kadar gelip tahribatlara sebep olması demektir. Nasıl delindi diyorlar. Efendim bunun delinmesinin sebebi de bizim fısfıslarda kullandığımız fluorokarbon veya klimalarda veyahut da buzdolaplarda kullandığımız fluorokarbon. Bir bakıyorlar ki bir dakika, bunların atmosferde daha yukarıya gitmemesi için ne yapılması lazım? O 1953 yılında bulunan ve herkesin karşı çıktığı molekül vardı ya. 17 yıl sonra değil mi hocam? Evet. O moleküller reaksiyona girdiği zaman hemen alçak tabakata yani yüzeyden daha fazla çıkmadan orada yok edebiliyorlar. Bakın bulunduğu zaman fazla bir şey ifade etmiyor. Fakat yani demek istediğim seni teyit etmek için söylüyorum. Evet. Bazı şeyler vardı ki buluyorsun ne yapacağımı şey yapamıyorum. Fakat olay ortaya çıktıktan sonra bir şey diyorsun ki bu böyle yapılması. Böyle ben sana yüzlerce örnek verebilirim bilim tarihinde. Ve etkisizliğini buluyor olmak bile aslında bir... O da bir buluş. Biri. Gayet tabii. Yani etkilemiyor. Bitti. Bir daha birisi kalkıp da onunla uğraşmaz. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben MIT'de doktora yaparken çocuğun bir tanesi bir reaksiyonu çalışıyor. Bir reaksiyon mekanizmasını çalışıyor. Geldi dedi ki bu reaksiyon olmuyor. Tabii uzun çalıştıktan sonra filan kabul ettiler. Olmuyor, mekanizma yok, bir şey yok, olmuyor. Gerekçe ne? Efendim gerekçe bir daha da birisi bununla uğraşmayacak. Demek bu reaksiyon olmuyormuş. Bu kadar basit. Evet hocam tabii sosyal medya üzerinden selamlayanlar var. İsa Altun selamlarını iletiyor. Esma Karakaş, Nurgül Alavanda da iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Evet konu önemli. Bizden de selamlar kendilerine. Bilim insanlarımızın bu anlamdaki beyin yolculuğunu fırsat buldukça ekranlara getirip bu manada dillendirmelerine fırsat tanıyacağız. Çünkü bu çalışmalar hepimizi yakından ilgilendiriyor ki dünya bu bağlamda seferberlik ilan etmişken Türkiye'nin de geri planda kalmasını zaten bekliyor olmamız da doğru değil. 6 Mayıs'ta da ciddi bir etkinliğiniz olacak. Mesut Karahan hocamıza buradan selam olsun. 4. Biyomühendislik günlerini düzenliyorsunuz. Genetik. Evet. Ve bu şimdi, da artık geleneksel hale geldi galiba. Evet. Şimdi biyomühendislik zaten çok enteresan bir mühendislik. Tam böyle multidisipliner dediğimiz mühendislik bu işte. Çünkü tıbbın, biyolojinin içerisinde mühendislik kurallarını uygulamak suretiyle bir yeni bir mühendislik. Ve çok enteresan bir mühendislik. O bölümün başında da yani eskaza ben buluyorum ama yani yani bu herhangi birisi de olabilir. Ondan dolayı söylemiyorum. Evet. Hakikaten çok enteresan ve güzel bir mühendislik. Şimdi biyo mühendisi ve genetik günleri diye bir günümüz vardı. Üniversitemiz açıldığı günden itibaren her sene biz bunu yapıyoruz. Zaten 4. senemiz ve 4. biyomühendislik günleri, biyomühendislik genetik günleri var. Bu cuma günü 6 Mayıs'ta başlıyor. Tam gün devam ediyor. Tam gün devam ediyor. Çeşitli üniversitelerden öğrenciler, öğretim üyeleri,
geliyorlar. Bir etkinlikler tam gün devam ediyor. Sunumlar olacaktır. Ben ilgili arkadaşlar veya öğrencileri çok yani böyle candan bekliyorum. Yani çünkü ev sahibi biz olacağız orada. Onları bekleriz katılmalarda. Güzel bir şey, iyi bir etkinlikler bu. Ve dolu dolu geçiyor. Orada çünkü bu multidisiplinary çalışmanın nüvelerde çocuklara anlatıyoruz bir de. Yani gelenler biyomühendislik bölümü öğrencilerde olmayabilir. Diyelim ki mesela elektrik mühendisi geliyor ama biz orada bu biyomühendisliğin ehemmiyetini şeylerde anlatırken aynı zamanda da bu multidisiplinary çalışmaları bugünkü araştırmalarda nasıl bir yer olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, buna hazır olmaları gerektiğini, hatta gerekirse çift ana dal yapmalarda, yan dal yapmalarda. Çünkü artık bir şey yetmiyor. Bizim mesela mühendislik fakültesinde, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde gelen arkadaşlarımızın epey bir kısmı çift ana dal yapıyor. Bize biyomühendisliği gelmiştir, bilgisayardan da çift ana dal yapıyor. Veyahut da endüstri ve sistem mühendisliğine gelmiştir. Moleküler biyoloji ve genetikten çift anadal yapıyor falan. İmkanlar çok geniş yani. Dolayısıyla bu tabii önemli bir avantaj öğrenci. Erasmus'a yurt dışına çıkıyorlar. Erasmus'a yurt dışına çıkıyorlar. Bunlar hakikaten bugünkü öğrenciliği gıpta ile ben şey yapıyorum yani. Keşke biz zamanımızda da böyle olsaydı. Siz ne zorluklarla ama siz de güzel yerlere gittiniz hocam. Amerika'nın saygın üniversitelerinden MIT'de bulundunuz. Bu da herkese nasip olmaz. Yani buna biraz da şans demek. Bugünün öğrencileri sizin kadar gayret etmeseler de aslında benzer imkanları elde edebiliyorlar. Bu da onlara sunulmuş özellikle büyük fırsat değil mi hocam? Değerlendirsinler mi? Tabii şimdi öğrenciler de önünde büyük imkanlar olduğu hiç şüphesiz. Yalnız bizim zamanımızdaki şeyde test denen bir şey yoktu imtihanlarda. Açık uçlu sorular sorulur derslerde. Yorum açık. Tabii. Sen şey yapar. Şimdi ABC şıkkı şeklinde veriliyor. Gerçi bizim fakültede biz bunun önüne geçtik. Dedi ki açık uçlu sorular sorulacak. Çocuğun ne düşündüğünü bizim anlamamız lazım. Şimdi dolayısıyla bir yaratıcılık olması. O zamanlar hakikaten bu yaratıcılık çok daha televizyon yok. İnternet yok. Bir şey yoktu o zamanlar. Ezberci eğitim her fırsatta burada. Ne yapmamız lazım? Oturup adam gibi öğreniyorduk şeyleri. Şimdi de hakikaten iyi öğrenciler var. Yok değil. Yani bizim bazı öğrencileri mesela MIT'ye şeye gönderdik. Yaz stajına gönderdik. Harvard'a yaz stajına gönderdik. Henüz mezun vermediğimiz için bunların nerede master ve daha sonra doktora yapacaklardı bilemiyoruz tabii ama bir üniversitenin kalitesi mezunlarından da anlaşılır. Değil mi hocam? Eğer mezunlarınız sizin dışarıda çok başarılı bir şekilde çalışıyorlarsa ve sizi temsil ediyor, işte üniversite yapar olur. Evet, iki dakikamız kaldı. Yönetmenim de uyarıyor. Her fırsatı programda vurguluyorum. Size atıf yapıyorum. İsminizi de söylüyorum. Diyorum ki Selahattin Hocam hep der ki 2 kere 2'nin 4 ettiğini değil, nasıl 4 ettiğini öğrencilere anlatıyoruz. Evet. Ve çok talebe doğru. Talep edeceksin. Evet, çok doğru. Yani ya o kadar güzel şeyler vardı ki bunlar kayboluyor zamanla. Mesela öğrenci talebeydi, talebe. Ne güzel talep eden, gelip öğrenmek isteyen, talepkar olan kişi demektir. Ve hakikaten öyle bakacaksın, talep ediyor. Talep ettiği için de sen onun talebini karşılamak zorundasın. Ona göre kendini hazırlamak zorundasın. Ve bir de şu var, yani o ezber bottan tamamen çıkmak lazım. O 2 kere 2 4 ettiği zaman zaten internetten şuradan buradan o biliyor. Fakat ona soracaksınız, yine tekrar edeyim, siz söylediğiniz için söylüyorum. Niye 4 ediyor acaba? Buyurun şimdi. Yazın. Bunu açıklayın bana. Eğer bunu açıklıyorsan olayı biliyorsun demektir. Eyvallah. Hocam programın sonuna geldik. Üsküdar Üniversitesi'nden kıymetli hocam, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı aynı zamanda Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Selahattin Gültekin bugün konumuz oldu. Beyin yolculuklarını bilim insanı olarak dinledik. Neler yapılıyor, hedeflerini ele almaya çalıştık. Haftaya saatler pazar 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine sizlerle olacağız. Hoşça kalın efendim.